Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda birazcık minik ama işlevi çok büyük bir ürünle birlikte karşınızdayım. Cooler Master Atlas GPU Support ile birlikte sizlerleyiz. Özellikle son dönemlerde bildiğiniz gibi teknoloji geliştikçe ekran kartlarının da ağırlığı yükseliyor. Bununla beraber ne oluyor? Ekran kartımızı anakarta taktığımızda belirli bir süre sonra ekran kartında sarkmalar meydana geliyor. Ve birçok internette, forumlarda da görüyorum ekran kartım biraz yamuldu, aşağı doğru bakıyor, hafif kıvrımlı oldu gibi birçok şey duyuyorum. Bununla birlikte Cooler Master Atlas modeliyle bu sorunu ortadan kaldırmak istemiş. Ve ben de yaptığım araştırmalar sonucunda evet bu işi çözdüğünü gördüm. Ve neden bunu birlikte denemiyoruz diyerek bu ürünle birlikte karşınıza çıktım. Şimdi gelin sizlerle birlikte ürünümüzün kutu açılışını yapalım. İçerisinden neler çıkıyor bir bakalım. Sonrasında da kasamıza monte edip bir bakalım. Şık mı duruyor? Nasıl duruyor? Ne gelecek başımıza? Birlikte bakalım. Hızlıca şöyle kutuyu açmak istiyorum. Tabii ki her zamanki gibi bir bıçağa sahip değilim. Şöyle aradan yırtarak kutumuzu açıyoruz. Daha sonrasında bu nasıl bir kutu? Şöyle yana doğru mu? Üste doğru açılıyor. Bu arada kutu tasarımı çok iyiymiş. Bakın size de göstereyim. Şöyle. Şöyle açtığımda. Böyle bir şey. Çok kaliteli bir kutu olmuş bu arada. Şöyle hemen cihazımızın kendisiyle karşılaşıyoruz. Gördüğünüz gibi çok değişik bir tasarıma sahip ve arkada bir kablosu var. Bu kablo ne? Tabii ki de ARGB kablosu. Yani sistemimizle birlikte uyumlu bir şekilde çalışacak. Hemen bunu böyle kenara alıyorum. Sonrasında içerisinden bir aparatımız daha çıkıyor. Bu aparatımızda ekran kartını kaldıracak olan kısım oluyor. Bunu zaten birazdan değiniyor olacağız. Hemen bunu da aldım kenara. Son bir poşet çıkıyor içerisinden. Bu gönülleri alır bu gönülleri fetheder. Fabrik bir kumaş parçası çıkıyor. Yani buradaki parmak izlerini yok etmek için parmak izini güzel bir şekilde kaldıracak. Mükemmel bir fabrik bez çıkıyor. Biraz şundan bahsedelim. Şimdi öncelikle alüminyum bir materyal kullanılmış. Zaten elinize aldığınızda direkt olarak kaliteli olduğunu hissediyorsunuz. Yani bununla kavgaya gidilir. Çok rahat gidilir hem de. Gayet sağlam duruyor. Bunun kenarı aldık. Başka neyimiz varmış? O aşağı yukarı baktığımızda diyor ki bize 3 kiloya kadar ağırlığı tölere edebilirim diyor. Yani şu anda herhalde 3 kiloluk bir ekran kartı yok. O yüzden e, gönül rahatlığıyla tüm kartlarımızda kullanabiliriz. Tasarım tarafına baktığımızda gördüğünüz gibi şeffaf bir yapı var fakat ortada bir yuvarlak var. Bu yuvarlağı RGB'ye taktıktan sonra çok daha rahat göreceğiz. Çünkü bu sonsuzluk ayna tasarımı bulunuyor. Yani burada RGB yandığında içine baktığımızda yuvarlak gidiyor da gidiyor. Ve ayrıca şunu da söyleyeyim bir üründe bu şekilde sonsuzluk aynası bulunması sektörde bir ilk ve Cooler Master bunun patentinde almış. Sonsuzluk aynası tasarımı bize ait demiş. Aynı zamanda bu üst taraftaki şeffaf kısımda temperli cam ve aynı zamanda kenar aydınlatmaları bulunuyor. Bununla birlikte de gerçekten şık bir tasarım bizi karşılamış oluyor. Tamamen hiçbir alet kullanmadan bu ürünü kurabiliyorsunuz. Bu da gerçekten bize çok fazla kolaylık sağlıyor açıkçası. Aynı zamanda tabanda bir mıknatısı yapı bulunuyor. Bu sayede kasanızın içerisine konumlandırdığınızda manyetik yapışmayla birlikte çok daha sağlamlık ve stabil bir durum sizlere sağlıyor. Ve aynı zamanda çift eksenli bir destek bulunuyor. Bu ne demek oluyor? Biliyorsunuz ki birçoğumuz artık kasamızın çok daha şık durması için ekran kartlarımızı dikey takabiliyoruz. Yani bu Bununla birlikte hem dikey hem de yatay ekran kartlarınızı sarkmalardan koruyabileceksiniz. Şimdi gelin kasamıza bir kurayım ben bunun sonrasında tekrar burada buluşalım ve yorumlarımızı yapalım. Şimdi benim kasamın alt tarafında fanlar olduğu için atlasın sabitlenebileceği bir yer yok. Fakat alt tarafında gördüğünüz gibi şu şekilde böyle bir açılabilen bir kapak var. Bununla birlikte destek yapabiliyoruz. Ben bu iki fanımın ortasındaki boşluğa bunu yerleştirip bu ayakla da kasanın duvarından destek alarak atlası yerleştireceğim. Şimdi bunun için gördüğünüz gibi şu şekilde bir aparat var. Bu aparatı şöyle açıyorsunuz ve ekran kartınızın destek yerine denk gelecek şekilde atlası konumlandırıp buradaki kulakçığı kapattığınızda gördüğünüz gibi şu an ekran kartımı direkt olarak tutuyor ve hiçbir şekilde esneme olmuyor bastırdığımda. Şimdi ben tekrar bunu açıyorum. Bu alttaki kulakçığı şu şekilde yarım açtığınızda direkt olarak buradan bir ayak daha çıkıyor. Bunu da arzu ederseniz şu şekilde konumlandırabilirsiniz ve bu şekilde de atlası kullanabilirsiniz. Şimdi jelatinlerini çıkartıyorum. Ve sonrasında tam ekran kartımı kaldıracak şekilde ayarlamamı yapıyorum. Hatta gördüğünüz gibi bu o kadar kullanışlı ki böyle istediğiniz konumda ayarlayabiliyorsunuz rahatlıkla. Şimdi RGB bağlantımı yapıyorum. Şimdi bir kasamızı açalım ve gördüğünüz gibi ARGB bağlantısıyla Atlas çok güzel bir şekilde aydınlandı. Evet gördüğünüz gibi Atlas RGB'yi kasamıza konumlandırdık. Şöyle bir uzaktan baktığımda gerçekten inanılmaz derecede şık bir görüntü bizlere sağlıyor. Hem işleviyle hem de görüntüsüyle mutlaka kasamızda olmasını isteyeceğimiz aksesuarlardan biri. Özellikle 4070, 4080, 4090 gibi ultra performanslı ekran kartları kullanıyorsanız doğal olarak bunların da boyutları uzun ve ağır oluyor. Bu nedenle sarkma problemini ve olabilecek PCB zararının önüne geçmek için Cooler Master Atlas RGB'yi tercih edebilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.